Herkese merhabalar. Yağmurlu bir Gönen sabahından günaydınlar herkese. Bugün Zeynom'la beraber Gönen'deyiz. Çok soğuktu. Biz bu kadar soğuk olacağını düşünmüyorduk. Ona göre üst baş hiçbir şey getirmedik. Hatta şöyle küçük bir kapşonluyla Zeynep'in her zamanki Zeynom kürküyle beraber. Çünkü ben üşüyen bir insanım. Evet. Şimdi market alışverişimizi yapalım. Ondan sonra Gönen'de ne yenir, ne içilir? Hepsini gezmeye gideceğiz bakalım. Evet. Nesi meşhurmuş? Burada muz meşhur. Yani şu benim dediğimiz bu hani Tekirdağ peynir tatlısı. Evet, onu çok beğendim. Hatta şurada ondan da var. Bildiğin peynir tatlısı gibi bir şey bence. Peynir zeytin durumu nasıl? Var dedim ben. Tamam oldu. Süper. Ama karnımız çok acıktı. Senin ama acıktık, çok acıktık. Evet, şimdi anneanne kahvaltısı yemeye gidiyoruz. Çok acıktık. Evet, acıktık. Anneannem söylediği eksikleri alıp gidiyoruz. Dün kaçta çıktık yola? Dün saat 7'de yola çıktık. Kaçta geldik? 10.30'da buradaydık ama bir işte tuvalet, çay, İhtiyacım olası. Kahve molası verdik diyelim. Bir 30 dakika oradan geliyor. Kalp normalde 3 saat sürüyor. Ev pembe. Dışı pembe de içi de komple pembe. Evet, en sevdiğim renk. Banyosu, mutfağı falan tam bir toz pembe. Bir ev. Zeyno, bugünkü planlarımızda ne var? Kısaca bir bahset. Önce kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Özgür'e bir kısa akraba ziyaretinde bulunacağız. Tabii. Gönen'e çok uzun zamandır gelmiyorduk evet. Çünkü. Akraba ziyarete bulunduktan sonra bir hamam yapacağız. Şifalı. Evet, şifalı. Olmazsa olmaz. Yıkanacağız. Bir de neydi? Kıncıllı mıydı? Pırçıllı mıydı? Jingle diyeceğiz. Jingle diyeceğiz. Buranın meşhur jingle'lısını. Ondan sonra Cima. Ve jingle'lı dedi Zeyno. Ben internetten hiç girip bakmadım. Çok böyle afilli bir ismi var ama acaba nasıl ben bir şey? Gıncıllı. Hadi bakalım göreceğiz. Ondan sonra Cima belki Mozaik Müzesi'ne gideceğiz. Evet. Kime sorduysak Mozaik Müzesi'ni önerdi bize. Gençlik suyundan içeceğiz. Çamurlu diyorlar. Ama içeceğiz. Çamurluymuş. İçeceğiz. O zaman kahvaltımızı yapıyoruz ve tekrardan yola çıkıyoruz. İnşallah çekmemişim. Baştan alabilirim. Berk hocam, nereye gidiyoruz? Evet, şimdi Dağ Ilıcası Gençlik Kampı'na gidiyoruz. Gençlik kampıymış. Suyunun şifalı olduğunu söylüyorlar. Bakacağız ne kadar şifalı. Herkes manzarasının çok güzel olduğunu söylüyor. Özellikle merak ediyoruz. Güzel manzara, güzel görüntüler yakaladık ama çok keyifli olur yani bizim için. Sadece drone almadık yanımıza. Şarjı yoktu. Şarjı takmayı unuttuk. Artık sen beni itersin, ben uçarım. Bir şeyler yapacağız. Bir güzel görüntü ama yol çok güzel gerçekten. 400 metre sonra arkada iki tane ergen arkadaşımız var. Onları da göstermek isterseniz. Selam arkadaşlar. Ben Zeynep. Kanalımıza hoş geldiniz. Ya beğeniyorsanız takip edin. Tamam mı? Bunu takip edin. Bizi takip edin. Takip edin. Takip edin. Evet, kamerayı devraldım şu anda. Bu hafta kamp yerine böyle bir gezi videosu çekelim istiyoruz. Vlog tadında. Yaz olsa tabii kampçılar, piknikçiler hep buralarda olurdu değil mi Zeynep Hanım? Yes. Şimdi öğrenelim. Bu sene buraya çok geleceğiz gibi gözüküyor. Merhaba. Reklam yapmayayım. Evet. Boş şişemizi aldık. Boş şişemizi aldık. Şimdi gençlik suyu dolduracağız. Gençlik çeşmesine gidiyoruz şu anda. Ekşidere Dağlıcası diyor Gönen. Çok güzel ya burası. Yani hava çok güzel. Bakalım, ufak ufak çıkıyoruz şu anda. Çeşme yukarıda sanki, birazcık yürüyeceğiz gibi. Burada evet, çeşme yukarıda. Bu tarafta da işte oteller ve hamam kısmı var.
şey kaplıca hamam. Sıcak su, termal su. Ufak ufak çıkıyoruz bakalım. Burasıymış Cesmin. Oraya burası mı? Şimdi, evet. Çok iyi ama yani su muhtemelen bayağı bir yukarıdan geliyor zaten. Tabii. Çok güzel değil mi? Ortam çok güzel değil mi? Çok güzel evet. Mis gibi bir atmosfer var buraya. Çekiyorsun oksijenin içine. Şimdi gençlik suyu içeceğiz. Her zaman geliriz buraya bir daha. Aynen. Bundan sonra bir ayağımız burada. Evet gençlik suyuna geldik. Evet içeceğiz artık. Buyurun. Bu şifalı olan su değil mi? Ne gibi bir faydası olduğunu söylüyorlar? Normal su gibi değil. Nasıl? Ekşi mi? Evet ekşi, hafif acı. Kolaya da benziyor. Bakayım da avucuna da olur. E tamam ben o zaman içmesem de olur. Sıkıntı yok. Denedik gördük. Ha? Denemek mi lazım illa? Kötü değil ya. Şifalı olduğunu söylüyorlar zaten suyun. Su gibi değil ama yani. Bir pet şişeyi doldursana bir rengine bakalım. Bir pet şişede görelim bakalım suyu nasılmış. Ondan sonra yorum yapacağız. Birazcık rengi bulanık gibi ama sonuçta su. Su şifalı ya. Bakayım bir tadına. Yani böyle İnşallah tahmin ettiğim bir şey gibi değildir. Birazcık değişik yani. Kötü demeyelim ama sudur sonuçta. Dağdan geliyor. Böyle biraz gençimdi. Çamurlu, çamurlu gibi mi diyeyim. Böyle bir ekşilik, bir mayhoşluk var ama suyun içinde. Tamam bırak bırak ya dönüşte alırız. Sıkıntı olmaz. Değişik, değişik farklı bir tadı var yani suyun. Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir altından olsa da çulu muydu neydi öyle bir atasözü vardı. Konuyla çok alakamız yok ama şu anda yer çok güzel Zeyno, gerçekten bayıldım. Doğa harikası bir yer. Suyunun da şifasını görürsek o zaman tadından yenmez. Bak şimdi biraz da şöyle gidelim, orada ne var bir ona bakalım. Ama sanki burada inceden bir toprak kayması olmuş yani şuradan böyle bir yığın gitmiş. Şimdi orman içinde küçük bir yürüyüş yaparken biraz da sohbet edelim şöyle. Kamp anılarından bahsetmek istiyoruz. İlk kampımız sanki Kefken Kerpe taraflarında değil mi? Evet. Ya ben şimdi horladığımı iddia ediyorlar biraz konuyla alakalı değil ama horlamıyorum. Hani yastığım falan düşmüş olabilir. Yerimi biraz yadırgamış olabilirim ama saat böyle 3-4 civarında yan çadırdan böyle yeter lan artık yeter. Biri uyandırsın şu adamı. Tanımadığımız bir adam tarafından öyle bir uyarıya. Herkes bana soruyor. Nasıl uyuyabiliyorsun? Nasıl uyuyabiliyorum? Çünkü o kadar çok alıştım ki, bağışıklık kazandım ki o ses olmadan uyuyamıyorum. Benim horultu sesi Zeyno'ya ninni. Ninni gibi geliyor artık. O da alıştı. Ben uyumadan çoğu zaman böyle hadi uyu da artık ben de uyuyayım falan diye beni dürtekliyor. Ama yer çok güzel. Böyle bir işaretler koymuşlar ama. Dönüş yolu bulamıyor olabilir mi? Olabilir, olabilir. Zeyno köpek geliyor. Nerede? Kaç arkadan geliyor. Ay bir kuyum. Kaç 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 kaç. Ay tamamdır. Tamamdır gitti gitti. Dur geliyor bir daha geliyor. Yok aşağı Berko. Berko dışarı vallahi köpek beni yesin daha iyi. Berko vallahi koy dışarı yuvarlanırım parçalanırım. Dur dur geliyorlar Zeynur'cum bak geliyorlar. Berko yuvarlanırım ben. Ooo manzara çok güzel yalnız bak. Berko beni buradan al. Berko beni buradan alırsın. Ama Berko düşersem. Ay bir şeyler oluyor. Yer yerinden oynuyor galiba. Berko. Ya Berko beni al. Ay. Gel yavrum gel. Kim çıkarttı seni oralara? Ya resim çekileceğim dedim. Ama valla şey oldu.
kötü oldum. Götüreceğim gençlik suyu. Ömürleri uzasın inşallah. Kaç yaş gençleştiriyor acaba? Vallahi bir 30 yaş gençleştiriyormuş. Annemler 20 olacak yani. Kaç yaşındalar şu anda? 50 yaşını belirtmiyorlar. Aynen, yaş belirtmeyelim buradan. Hiç belirtmeyelim. Çünkü hiç göstermiyorlar yaşlarını. Nasıldı? Tadı mı? Yok yani, burası nasıldı? Güzel. Şu an hava çok güzel burada. Soğuk ama hani böyle ısırmıyor yani. Öyle değil mi? Aynen. Nem mi az acaba? Çok bilmiyorum ama çok güzel. Iyiydi? Oksijen dolu ciğerlerim. Evet, bir de şimdi karnımız doysa. Evet, buradaki gezimizi sonlandırdık. Artık evet, yemek yeme zamanı. Çok acıktım. Çok acıktık. Gerçekten çok acıktık. Bakalım, gidiyoruz yemek yemeye şimdi. Evet, yemek yemeye geldik. Evet, yemek yemeye geldik inşallah. Karnımız çok acıktı ama. Paket servisi bununla yapıyorlar. Gel. Bak, 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 paket servisi için birebir bir araç. Hem elektrikli. Bu ehliyet falan istiyor mu acaba? İstemez yani, elektrikli değil mi? Elektrikli. Olur, istemez mi? Tamam, bu güzel. Bundan olsun bizimki. Şu anda yemeğimizi yedik ve yemeğimizi yediğimiz yerden çıktık. Anneannemlere geri dönüyoruz. Önce birazcık dinlenmemiz lazım yola çıkmadan önce. Sonra dinlendikten sonra Kocaeli'ne doğru geri döneceğiz. Ama buranın yöresel yemeklerini yemek istemiştik ama öyle yapan bir yer bulamadık. Bir dahakine anneannemize yapacak ve öylelikle yöresel yemekleri denemiş olacağız. Ne oluyor? Evet, dönüş yoluna başladık şimdi. Yol kenarında durup bir pampas toplama operasyonu yapıyoruz. Zeyno çok uzun zamandır söylüyordu bana. Bir pampas otlarına dalalım şöyle falan diye. Şimdi pampas otu toplayacağız ama nasıl toplamam lazım? Yalnız çok güzel değiller mi ya? Nasıl durum, vaziyet şu anda? Yani iyi değil mi? Böyle yapıyorum ama sonra yanlış bir şey yapıyor muyum? Yok, bence bir problem yok. Bakın, ergen arkadaşımıza da toplatıyoruz burada. Bahar'cığım. Nasıl koruyacağız bunları, dağılmayacaklar? Bunlara saç spreyi sıkıyorsun. O zaman evde hani dökülme falan da yapmıyor. He, öyle saçak saçak dağılmıyor. Dağılmıyor. Devam o zaman, yani burada var bir dönüm. Akşama kadar biz pampas toplarız muhtemelen. Ay, korkuyorum da belki. İnşallah. Güzel ama kurumuş değil mi bunlar? Kurumuş mu, ıslak mı bilemiyorum ki. Çok güzel ya. Böyle yolun ortasında durduk biraz ama pampas toplayacağız diye. Güzel, dönüş yolundayız. Tahminen böyle bir işte 3 saat, 3,5 saat kadar bir yolumuz var mola ile beraber. Vakit diye Kocaeli'ne gitmeyi planlıyoruz artık. Bunlar hızlıca küfleyen yok mu acaba? Ay, çok güzel dedik ya. Bizzat desen var, komedi desen var, espri de sen espritsin. Açlık durumumuz nasıl şu anda? Yani normalde 2,5 gibi falan yemiştik. 2,5-3 gibi falan yedik ama yine de bizim karnımız sık acıkan bir çift olduğumuz için karnımız yine acıktı. Ve muhtemelen yine bir yemek molası vermek zorunda kalacağız. O zaman şey yapalım, otobana çıkalım. Ondan sonra güzel bir dinlenme tesisi bulup otururuz. Olabilir. Agrodagon eteğinde uçan güvercin olsam, türkü olsam dinlerde, cano cano diyar diyar dolansam. Türkü olsam dinlerde, cano cano diyar diyar dolansam. Acıktık. Şu an acıktık, arabada isyan çıktı. Acıktık. Çok açız çok. Acıktık. Dinlenme tesisinde durmak istiyoruz artık. Çok açız çok. Resmen yol gidemiyoruz. Ne tuvalet ihtiyaçları bitiyor, ne yemek ihtiyaçları bitiyor. Allah'ım, bu yol bitmeyecek gibi. Devam ediyoruz programımıza kaldığımız yerden. Küçük bir yemek molası. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yani yol üstündeki dinlenme tesisleri çok güzel ama gerçekten. Neydi bunun adı? Q8'i. Yok, oksijen bu. Oksijen. O8 olabilir. Her şey var. Kahve dünyası, Starbucks var, işte Bursa kebap falan var. Gerçekten güzel yani tesisler. Hem temiz böyle, hem de işte nezih yani. Ortamlar çok güzel. Park sıkıntısı yok falan. Yani bu yeni otoyol üstündeki bütün tesislerin hepsi böyle zaten. Bayağı güzel. Her gittiğimiz yere. Her girdiğin yer sanki aynıymış. Tabii yani yol üstünde böyle 30-40 kilometrede bir işte bir kahve içebileceğin, oturup bir işte dinlenebileceğin yerler olunca güzel oluyor gerçekten. Hani şoför için de iyi oluyor. Çünkü çok uzun süre yol gittiğimiz zaman refleksler artık zayıflamaya başlıyor. O yüzden kendimizi toparlamamız için güzel bir nimet buralar. Teşekkürler. Evet, yemeğimizi yedik. Işıkla ben çıkıyorum bilmiyorum. Şimdi aramızı bindik ve yolculuğa devam ediyoruz. Tabii ki de hava kararmış olduğu sürede. Şimdi yolculuğa devam. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat falan yolumuz kalmış. İnşallah bakıyorum saate 10'da falan varmış oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, eve geldik şu anda. İniyoruz artık. Birazcık planladığımızdan daha uzun sürmüş olabilir. O da fazla yemek molası verdiğimiz için. Ama çok şükür şu anda evimize geldik. Ve buradan videomuzu kapatıyorum.